Evet kardeşlerim yeni başlığımızın adı aritmetik ortalama. Devletin vazgeçemediği yegane konulardan bir tanesi de bu canlarım. Her sınavda bir tane soru neredeyse muhakkak ama muhakkak sormuşlar. Şimdi önce aritmetik ortalamanın tanımından bir bahsedelim. Mesela canlar A ve B'nin aritmetik ortalaması nasıl bulunuyordu? A artı B bölü 2. Yani sayıları toplayıp adedine mi bölüyorduk hocam? Evet. O zaman kardeşler biz buradan aritmetik ortalamanın tanımını... Sayların toplamı bölü adedidir diye kurabilir miyiz? Gayet tabii kurabiliriz. Peki. 5 kişinin, 5 kişinin biraz tanım yapalım. Yaş ortalaması 15 ise yaş toplamı kaçtır? Şimdi bakın canlar. Biz burada formülümüzde işler dışlar yaptığımızda aritmetik ortalamayla adedi çarpınca direkt toplama ulaşabiliyor muyuz? Evet. E şimdi canlarım bunlar kaç kişiler? 5 kişiler. Ortalama kaç? 15. O zaman buranın toplamı 5 kere 15'ten kaçtır diyeceğim? 75. Yani toplama ulaşmak için biz adetle ortalamayı ne yapabiliyormuşuz? Çarpabiliyormuşuz. Peki ders kredi not. Abi dersin adı matematik. Kredisi 5. Allah'ın her gün dua etmişsin ki bir e, sıfır düşmesin diye bir düşmüş senden mutlusu yok. Dersin adı Türkçe. Türkçe. Kredisi 4. Almışsın 2. En azından konuşabiliyorum. O halde varım demişsin. Dersin adı Tarih. Kredisi 1. Almışsın 5. Bir yerine kurdele takmışlar. Ki ben sana burada toplumsal bir gönderi yaptım. O gönderi neydi? Abi yemiyorsun, içmiyorsun, susuz, sabunsuz sürekli oturup ne çalışıyorsun? Tarih. Kardeş Tarihten 27 tane soru geliyor haberin olsun her derse aynı kıymeti ver. Şimdi bu öğrencinin kardelot ortalaması kaçtır dediğimiz zaman canlarım. E, matematik kredisi kaç? 5. Kaç almışsınız? 1. 5 ile 1'i çarparsanız toplamınız 5. Artı. Türkçe 4 kredi 2 almışsın. 4 kere 2'den toplamın 8. Artı. Tarih 1 kredi ve 5 almışsın. 1 kere 5'ten 5. Beş. Bölü toplam kredi sayısı diyeceksin. Yani 5, 4, 1. İşte bunları topladığın zaman bulduğun orana bu karnenin not ortalaması yani aritmetik ortalaması çıkmış oluyor. O zaman arkadaşlar aritmetik ortalamanın tanımı böyle. Ya arkadaşlar bir de gelmeyen bir tane geometrik ortalama var. Ben ondan da bahsedeyim abi. Aile B'nin geometrik ortalaması nasıl bulunuyor biliyor musunuz? A ile B'yi çarpıyorsunuz ve bunu kök içine koyuyorsunuz. Kaç tane sayı var? 2 tane. O zaman kökün derecesi 2 oluyor. Mesela A, B ve C'nin geometrik ortalamasını sorduğunda A, B, C'yi çarpıyorum kök içinde ama küp kök içinde deyip tanımı böyle yapıp geçiyorsunuz. Bundan zaten bir tane soru çözeceğim ondan sonra bunu geçeceğim çünkü geometrik gelmiyor. Soru 1. 2 eksi kök 5, 2 artı kök 5 ve 8'in geometrik ortalaması kaçtır demiş. E canlar o zaman ben burada 2 eksi kök 5, 2 artı kök 5 ve 8'i çarparım. Köp kök içine alırım değil mi? Çünkü benim burada 3 adet sayım var. E şimdi kardeş yazlarım şunlar baktığımız zaman birbirinin eşlenikleri değil mi? Evet. Biz bunları nasıl çarpıyorduk? Birinciyle birinci ile birinciye. 2 kere 2'den 4. İşaret artı eksiden eksi. İkinci ile ikinci kök 5 kök 5 kök 25'ten 5 çarpı 8. E adam 4'ten 5 çıktın eksi 1. Lan o zaman küp kök. Eksi 1 ile 8'i çarparsam eksi 8 değil mi? Evet. E 8 neyin küpü? 2'nin. Ama nasıl 2'nin? Eksi 2'nin. O zaman buranın arkadaşlar geometrik ortalaması eksi 2'dir deyip soruyu kapatıyoruz. Geometrikten çıktım. Haydi bismillah. Artmetik ortalamadayız. Bakın. Bir öğrencinin matematik dersinden ilk iki sınav notu ortalaması 60'tır. O zaman canlarım derhal önce toplamla başlayacağız. Şimdi iki sınavın ortalaması 60 ise o zaman iki kere 60'tan toplamımız ne? 120. Üçüncü sınavdan sonra not ortalaması 70'e çıkıyor diyor. O zaman arkadaşlar son durumdaki toplamı bulurken 3 tane sınavımız var ve ortalamamız 70 ise o zaman 3 çarpı 70'ten sanırım 210'a çıkıyor toplamımız. Buna göre bu öğrenci 3. sınavdan kaç almıştır diyor. Ecan cancağızım ilk toplamın 120 idi son toplamın 210. Aradaki fark medya mark demeyeceğim. Fark kaç? 90. O zaman demek ki bu Dıngıl Osman son sınavdan 90 almış ki bu arkadaşın ortalaması 70'e çıkmış diyeceğiz. Bakın mevzu bu kadar net ve basit bir şekilde ilerliyor. Devam edelim. 3. Mavi ile yapar bu sefer. 5 tane sayının aritmetik ortalaması 12'dir. Kestim. Şimdi o zaman benim burada toplamı bulabilmem için 5 ile 12'yi tabii ki de ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. 60. Değil mi? Bu sayılara birbirine eşit 3 sayı daha eklenirse, arkadaşlar 5 sayımız vardı. 3 sayı daha eklenirse kaç sayımız olur? 8 eklenirse. Sayıların aritmetik ortalaması 15'e çıkıyor. Yani son durumda benim toplamım 8 sayım var çarpı 15'ten sanırım 120'ye çıkıyor. Değil mi? Buna göre eklenen sayılardan birisi kaçtır demiş. E kardeşler şimdi başta benim toplamım 60'tı. Son durumda 120. Artış miktarımız 60 değil mi baba? Evet. Ya şimdi eklenen 3 tane sayının toplamı 60 ise ve sen bu sayılardan birinin kaç olduğunu arıyorsan o zaman 60'ı 3'e bölersen sanırım her bir sayının kaç olduğunu bulmuş olursun 20. Bak ne kadar temiz ne kadar düz ilerliyoruz. Devam ki. 4 tane sayının ortalaması 48'dir. Peki. Hemen toplam. Ya arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu konu böyle bir konu. 4 çarpı 48. Agam bunu çarparsam 192 yapıyor. Bu sayıların her birinden hangi sayı çıkartılırsa aritmetik ortalaması 40 olur diyor. Şimdi bakın. Elinizde kaç tane sayı var? 4. Şimdi bu dört tane sayının her birinden kaç çıkartırsak diyorsa sayılarda artma veya azalma var mı? Yok. Halen 4 sayımız var. O zaman bu durumda canlar benim toplamım toplamım 4 çarpı 40'tan sanırım 160 olmayacak mı ortalama 40'a iniyorsa? Evet. O zaman aradaki fark yani azalış 32 değil mi? Evet. Şimdi 4 tane sayı burayı 32 azaltıyorsa bir tanesini bulmak için benim bu 32'yi tabii ki de kaça bölmem lazım? 4'e. Böldüm kaç çıktı? 8. Bitti gitti. Hah cevabın 8. Ha zere sen şunu da diyebilirsin. Lan hocam ortalama zaten 48'li. Her birinden kaç çıkartırsam ortalama 40 olur. Zaten normalde de 8. Ama arkadaşlar böyle bir soru geldiğinde var ya. Cevabın 8 olduğunu bilseniz bile gene böyle açık açık yazıyorsunuz oğlum. Ben o yüzden her şeyi açık açık yazma taraftar oldum birazcık da. Yoksa cevap zaten 8'di. He. He. Devam. 4, 5. Bir okuldaki 4 kadın öğretmenin yaş ortalaması 26. Evet, şimdi teknik bir soruya geldik. 4 kadın ortalaması 26. 8 tane erkek öğretmenin yaş ortalaması ise ortalaması ise 35'tir. Buna göre bu 12 öğretmenin yaş ortalaması kaçtır? Bakın. Şimdi tabii ki de çarpıp çarpıp toplam insan sayısına bölebilirsiniz. Ama istiyorsanız biz hemen şuraya bir not alalım. Diyelim ki aritmetik ortalama konusunda insanlar insanlar sadeleşebilirler. Sadeleşebilir. Şimdi sen burada insan sayıları arasında sadeleştirme yapabiliyorsun Cancağızım. Şimdi burada 4 kadın var 8 erkek var. Doğru mu? Evet. Abi 4'e böldüm 1 kadın. 4'e böldüm 2 erkek. Aha böyle çözünce daha kısa olacak. Şimdi 1 kadın ortalama 26. 1 kere 26. 26. Artı. 2 erkek ortalama 35. O zaman 2 kere 35'ten sanırım bana buradan 70 geliyor. Bölü. Total insan sayısı. 1 artı 2'den kaç? 3. İşte bu oran bana otomatikman buradaki hocaların ortalamasını yani aritmetik ortalamayı veriyor. Babam ben bunu toplarsam 96. Bunu da 3'e bölersem galiba aradım cevap kaç olacak? 32. Bitti gitti. Yani büyük büyük sayılar çarpmanın bence bulmanın bir anlamı yok. İnsanlar arasında sadeleştirme işlemi yaparsak çok daha temiz olabiliyor. Evet. Civciv. Efendim öğretmenim. Anlaşıyoruz mu? Anlaşıyoruz öğrenci. Sen beni dinliyor musun Cevcev? Dinliyorum öğrenci. Gerçekten dinliyor mu? <laughs> senin ağzın attık İrem. Çünkü senin böyle sesi hiç gelmeyince ben biraz da şey oldum böyle. Bakalım. Bir sınıftaki kızların sayısı erkeklerin iki katıdır demiş. Kızlar, erkekler. Şimdi kızlar erkeklerin iki katıysa, erkeğe ben istersem kızların sayısı olur? 2x. Sınıftaki kız öğrencilerin not ortalaması 94. Şöyle 94. Erkeklerin not ortalaması ise 76. Ezik erkekler. Vallahi hep arkadaşlar bu tarz sorularda neyse erkeklerin ortalaması hep daha düşük oluyor. Şimdi bana bu sınıfın not ortalaması kaçtır demiş. Ya babam ben sana insanlar sadeleşir dedim değil mi? Evet. Abi x'e böldüm 1, x'e böldüm 2. Sen o zaman bunu 2 kadın 1 erkek gibi düşün. Şimdi 2 kadın ortalama 94. O zaman ben 2 ile 94'ü çarparsam 188 toplam buradan gelir. Artık. Bir erkek ortalama 76. O zaman bir kere 76'dan 76 toplam buradan gelir. Bölü 2 burada 1 burada 3. İşte bu sana otomatikman buranın aritmetik ortalamasını veriyor. Ya abi ben bunu toplarsam 264 bölü 3 yapıyor. Ki bu da 3'e tam bölünüyor rakamları topladığınız zaman. 88 geliyor buradan cevap. Yani demek ki bu kardeşlerimizin not ortalaması kaçmış? 88 bence gayet başarılılar. Evet. Hay. Bir sonraki soru. 20 tane sayının aritmetik ortalaması 15'tir. Vallahi hep aynı şeyleri çözüp çözüp duracağız arkadaşlar. O zaman gelin beraber toplam bulak kardeş cihazlarım. 20 tane sayının ortalaması 15 ise 21 kere 15'ten toplam 300 olur. Bu sayılardan aritmetik ortalaması 9 olan 3 tane sayı çıkartılıyor. Hmm. Arkadaşlar toplam toplam. 3 tane sayı ve ortalaması 9'sa buradan o zaman 27 ne yapılıyor? Çıkartılıyor yani eksiltiliyor. Buna göre geriye kalan 17 sayının toplamı kaçtır demiş. Bakın bu çok benzeri kahveslere gelmiş bir sınav sorusu. Gerçekten çok trajikomik bir soru. Lan abi adam geriye kalan 17 sayının toplamı kaçtır demiş la. O zaman 300'den 27'yi çıkartırsan galiba geriye 200 çıkartamadım 73 kalır bitti. Hani insanın bu soruya devam edesi geliyor. Hani bunu da gidip bana 17'ye böldürsün diye bekliyorum ama maalesef böyle bir şey yok arkadaşlar yani. Hani cevap direkt 273. Bitti gitti. Ama bu biraz eski zamanlarda gelmiş KPS sorusuydu. Şimdi gelir mi? avcını yalan. Evet. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 9 kişilik bir grubun yaş ortalaması x'tir. Bakın tekrar söylüyorum mevzu değişmiyor agalar. O zaman buranın toplamı toplamı 9 çarpı x'tir. Bu gruba 3 kişi daha katılırsa arkadaşlar 9 kişilerdi 3 daha geldi 12 oldular. Yeni grubun yaş ortalaması 5x bölü 6 oluyor. E o zaman arkadaşlar yeni grubun toplamı abi 12 tane insan oldular. Ortalamada 5x bölü 6 ise çarpı 5x bölü 6'dan 6'ya böldüm 6'ya böldüm 2 deme. 2 kere 5'ten ne oluyor? 10x. Değil mi? Sonra bana ne sormuş cancağızlar? Olduğuna göre sonradan katılan 3 kişinin yaş ortalaması aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sonradan katılan 3 kişi 9x'ten 10x'e çıkarttıysa burayı x arttırmadı mı? Evet. Ama bu o 3 kişinin toplamı. Soru bana o 3 kişinin neyini soruyor? Ortalamasını. O zaman arkadaşlar bunu 3'e bölersek galiba sorumuzun cevabı ne olur? x bölü 3. Yani ederin olmuş olur. Umarım bunda da anlaşmışızdır. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da bir numara yok ya. Bak bu ne diyor? Bir sınıftaki öğrencilerin yaş ortalaması 19'dur. Ha. Şimdi kaç kız kaç erkek belli değil. Değil mi? Kız öğrencilerin yaş ortalaması 18. Erkek öğrencilerin yaş ortalaması 21 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar kızlara K diyelim. Erkeklere E diyelim. Kızların yaş ortalaması 18. Erkeklerin yaş ortalaması 21. Olduğuna göre kızların sayısı erkeklerin kaç katıdır? Bak. Cancağız genel ortalamam kaç benim? 19. Şimdi ben ortalamayı nasıl buluyordum? Toplam bölü adet. Şimdi kızlara K dersem. K ile 18'i çarptım. 18K. Artı. E ile 21'i çarptım. 21'e. Bölü toplam insan sayısı. Yani E artı K bana bu grubun ortalaması olan kaçı verecek kardeş? 19'u. Ana da eşittir 19. Bitti. bitti Aa bunun denklemi de bu kadardı. Şimdi gel. Oy. Ha. Gerektin. Ha. Gel şimdi seninle biz ne bak biliyor musun? Ekran varlar çıldırdı ha. Patron çıldırdı. İşler dışlar yapalım. Sonuç bulalım. O zaman abi şurayı ben olduğu gibi yazıyorum. 18K artı 21'e eşittir. İşler dışlar yaparsam 19 e artı 19 k oluyor. Değil mi? E şimdi babam ben kadınları buraya atarsam eksi 18 kadından k kalır. K kalır. 19 erkeği buraya atarsam eksi 19 erkekten 2 erkek olur. Şimdi soru bana kızların sayısı erkeklerin kaç katıdır demiş. Arkadaşlar kadınlar eşittir 2 tane erkek çıkmadı mı? Evet. o zaman kaç katıdır? 2 katıdır. Bitti gitti ya. Valla var ya bunun toru gelsin, topu gelsin, sülalesi gelsin hepsi tamamen aynı yolla çözülüyor. Yani toplam böyle adet bana ortalamayı veriyor. E toplamı da her zaman adetli ortalamayı çarparak buluyorum. Mevzu sadece bundan ibaret. Devam ki. Devam ki. Hadi bakalım demede kalın. Bir asansörde bir öğretmen ve 10 öğrenci olmak üzere toplam 11 kişi vardır. Hmm. Bir tane hoca. Hoca, hoca yazalım. 10 tane öğrenci. Ekipler bunlar. Öğretmenin ağırlığı, öğrencilerin ağırlık ortalamasının 3 katına eşittir. He. Şimdi arkadaşlar ben bu çocukların ağırlık ortalamasına x dersem, hocanın ağırlığı bunun 3 katıysa ne olacak? 3x olacak. Değil mi? Sorunun devamı ne diyor? Asansördeki kişilerin toplam ağırlığı 260 kilogram olduğuna göre. Ya abi elinde bir tane hoca var ağırlığı 3x. O zaman bu ağırlık 3x artı. Ya 10 öğrenci ağırlık ortalaması x'e. O zaman 10 kere x'ten toplam 10x olmaz mı? Olur. E sana bu adam toplam ağırlığı 260 vermemiş mi keke? Evet. O zaman 13x eşittir. 260. Bunu da 13'e bölersem x buradan çiçek gibi 20 çıkıyor. x'imiz 20. Bana Hocanın ağırlığı kaç kilogramdır demiş. E o zaman 3 çarpı 20'den sanırım sorunun cevabı ne olacak? 60 yani Adana. Valla çiçek gibi soruydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değişen çok da bir şey olmuyor. Şimdi <laughs> Aliko. Öğretmenim. Evet, evet seni çok özledik Aliko. Arkadaşlar Twitter'da yaptığınız etkinlik sonrasında Aliko sınıfa geri döndü. Hazırsan beraber çözecek mi Aliko? Hazır değilim de diyebilirsin Aliko sıkıntı yok. Hazırım öğretmenim. Valla değilsin diyebilir. Ya sen çok özledi. Bak sen çok özledi. Ya bir videodur yoktun. Ben Şimdi... özledim, özlemedim ama özledim. Evet hocam buyurun. Tamam. İki torbanın. Seni anlatıyor torba Califo. Her birinde birden 12'ye kadar numaralanmış 12 adet top bulunmaktadır. Ne varmış. Ne, varmış? ne varmış? Top varmış. Birinci, ikinci torba. Birden 12'ye kadar. Birden 12'ye kadar. 12 top var 12 top var. Doğru Maliko? Evet hocam. Biz sadece okuyoruz. Birinci torbadan iki top rastgele ikinci torbaya atılıyor. Aliko o zaman birinci torbada kaç top kalır lan? İkisini atıyorsan. 10. 10. İkinci torbada kaç top olur lan? 14 hocam. Aferin. Güzel bak olay kurulusunu güzel yapıyorsun. Flaş tipi gerçek kesin. Bu durumda birinci torbada kalan topların aritmetik ortalaması 5,8 oluyor. Ha Aliko. Şimdi buranın ortalaması 5,8 mi oluyor aslan? Evet hocam. 5, senin he 10 tane topun var. Ortalama 5,8. O zaman sen bunu çarparsan buranın toplamı galiba 58 yapar. Doğru mu Ali evet. Tamam. Buna göre diyor ki son durumda ikinci torbadaki topların aritmetik ortalaması ne olur diyor. Bak Aliko senin bu soruyu çözebilmen için galiba aslan önce birden 12'ye kadar sayıların toplamını bulman lazım. Bunun formülünü hatırlıyor musun? Evet de. Evet hocam. Fark ettim. Neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Yani 12 çarpı 13 bölü 2. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Kaç yapıyor Aliko? 6. Alt kere 13'ten 78. Şimdi Aliko. Burada başta 78. Burada başta 78'miş. Değil mi? Değil mi Aliko? Oo. Evet Hayırlı işler. Aliko civcivini sıkıştırıyordu gördüm ha. 78'miş. Kaç kalmış Aliko? <laughs> Ba utandılar. Yemin ediyorum utan. Kaç kaldı lan? Sivas hocam. 58 tamam. O zaman Aliko burası kaç azaldı? Neresi hocam? Bir şey koyayım. Aliko Allah belanı versin. 72. 78'den 58'e inmiş. Kaç azalmış? 20. He. Demek ki sen burayı 20 azaltmışsın 58 mi olmuş? Sivas olmuş hocam. o zaman burayı 20 arttırırsan 98 mi olmuş? Evet hocam. Tamam. Mal. Sağ ikinci ben torba. Hocam. Lan. Şimdi, <laughs> İkinci torbadaki topların aritmetik ortalaması kaçtır diyor. Toplamı 98 mi? Evet. Top sayısı 14 mü? Evet. O zaman 98'i böl 14'e. Ah. <laughs> aa. 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 Altını, 7 aa, yedi yeriz, yedi. Yer, yedi. He? 7. O zaman arkadaşlar son durumda ikinci torbamızdaki topların aritmetik ortalaması 7 oluyor. Bir sonraki soru gerçekten çok önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İlker Hoca matematik. Instagram'a giriyorsun kardeş beni takip et ya. Valla valla çok fazla paylaşım yapamıyorum ama valla yapacağım söz. Söz. Oğlum beni takip edin. Like, like yapın. işler yapın ya. Güzel fotoğraflar atıyorsunuz değil mi hocam? Ben Hiç... görüyorum sizi. Atmayayım lan. Hiçbir şey atmayayım. <laughs> valla arkadaşlar beni kim etiketler sonra etiketi şey yap diyorum. Onayla diyorum. Basıyorum geçiyorum. Ee, ama takip edin. Yani fayda var ya. En azından takipçi olsun ya. Ha? Bir sonraki videolarda da Orlam'ın YouTube hesabı var arkadaşlar. 5 tane takipçisi var. 6-7 izlenmesi var. Onu da paylaşayım de. Garip lan. Ona da böyle garip bak koyun. Vallahi görünce çok sevinir ya. Onun için var ya kendime bir tane sahte YouTube hesabı açtım. Oradan da beğeniyorum. Umarım siz de bu videoları beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere diyorum. Problemlere hazırlıklı olun. Say ve kesir. Girdap başlıyor. Görüşmek üzere.